Merhaba sevgili öğrenciler, bugün sizlerle birlikte 3. sınıf geometrik şekilleri öğreneceğiz. Önce bir kare öğreneceğiz. Bu bir kare. Kare hangi şekil? Kare bakacağız. Kare hangisidir? Kare. Bu bir yastık kare. Kare bir yastık. Dört köşesi vardır. Dört kenarı vardır. Köşesi sayalım. Bir, iki, üç, dört, iki. Şimdi kenarları sayalım. Bir, iki, üç, dört. Dört kenarları vardır. Şimdi dikdörtgene bakalım. Önce kare aynı şekilleri, hepsi aynı. Bunlar uzun, dört köşesi ve dört kenarı uzun. Uzun. Bak. Bir, bunu beşe yapalım. Beş, bir, iki, üç, dört, beş. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsi aynı. Dikdörtgene bakalım. Dikdörtgen 4 köşesi vardır. Sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 köşesi vardır ve 4 kenarı vardır. 1, 2, 3, 4. 4 kenarı vardır. Dikdörtgen hepsi aynı değil. İki tane uzun, iki tane kısa. Dikdörtgen bana dikdörtgen şekli göster. Bu bir dikdörtgen. Aferin sana. Şimdi üçgene geçelim. Üçgen üç kenarı vardır. Bir, iki, üç. Ve üç köşesi vardır. Bir, iki, üç. Şimdi Berna bana üçgen şekli göster. Bu bir üçgen. Aferin sana. Şimdi çembere geçelim. Berna bana bir çember göster. Yeah. Aferin sana, bu bir çember. Şimdi geometrik şekilleri bunlardır. Boşları kullan yere karedir. Boş bırakılan yere dikdörtgendir. Boş bırakılan yere üçgendir. Ve boş bırakılan yere, bu bir daire ama bu bir çember. Çember boş bırakılan yere. Tamam. Şimdi bu dolu olduğu için karesel bölge deriz. Karesel bölge diyoruz. Şimdi dikdörtgen bunları aynı değil. Bu bir dolu. Şimdi dikdörtgensel bölge deriz. Şimdi üçgen, bu bir üçgen ama bu bir üçgensel çünkü bu dolu ama bu boş. Üçgensel bölge. Bu bir daire, bu bir çember çünkü burada boş, burada da dolu. Dolu olduğu için daire diyoruz. Evet çocuklar, bugün sizlere geometrik şekilleri öğrendik. Yarın sizlere vereceğimiz için test geometrikleri vereceğiz. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz.